İşte analiz programı olarak İstanbul'da İstanbul Yapı Malzemeleri Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited şirketine konuk olduk ve yanımızda Ömer Bey var. Ömer Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ömer Yiğit, İstanbul Yapı Malzemeleri Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited şirketi yönetim kurulu üyesiyim. Ve firmamız 15 yıllık bir firma olup büyük aile bireylerimizin kurduğu bir firma. Aile şirketiyiz aynı zamanda. Bu bağlamda bizim de devraldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak için ne gibi kazanımlar yapabiliriz, ne gibi revizyonlar yapabiliriz? Bu anlamda kendimizi ifade etmek istiyoruz. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? 2005 yılında kuruldu. Babam ve amcam tarafından. Biz de yeni ikinci jenerasyon olarak bunu devam ettirmekteyiz. Hizmet alanlarınız hakkında bilgi verir misiniz? İstanbul Yapı Malzemeleri temelden çatıya bütün malzemelerde hizmet vermektedir. Kaba grubunda özellikle başlıca ürünleri söyleyeyim ben size. Tuğla, kum, çimento, demir, kireç gibi ürünleri. İnce malzemelerde alçı, alçıpan, boya grupları. Bunun yanında yalıtım gruplarının hizmetini vermekteyiz. Aynı zamanda bünyemizde mimar, mühendis de barındırmaktayız. Uzman bir ekibimiz var. Kısmi şekilde uygulamalarımızı da yaptırıyoruz. Ürünlerinizi almak isteyenler nerelerden temin edebilir? Bu ürünleri bizim ana bayiliklerimiz ve distribütör olarak firmalardan alıp halka sunuyoruz. Müşteri portföyünüzü kimler oluşturuyor? Müşterilerimiz daha çok mimar, mühendis, taşören ve nalbur bulunmaktadır. Tüketicilerin alım gücüne göre ne gibi kolaylıklar gösteriyorsunuz? Üreticilerin bizde olan malzemelerin birinci ve ikinci, üçüncü şekilde ayrılı kısımlı ürünlerimiz her zaman elimizde ekonomik olarak mevcut. İnsanların gelirlerine göre, bütçesine göre onun planlamasını yapıyoruz. Kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz? 12 kişilik bir uzman ekibimiz var, çalışan. Aynı bu uzman ekibimizin içinde mimar mühendislerimiz de var. Satışın yanında dediğimiz şekilde uygulama olarak da çalışıyoruz. Hangi lokasyonlarda hizmet veriyorsunuz? Özellikle Avrupa yakasındayız. 3 tane şubemiz var. Bir tanesi Gazi Osman Paşa Küçükköy'de, 2 tanesi de Eyüp Sultan Halibeyköy'de olmak üzere 3 tane şubemiz var. Yaşadığımız pandemi süreci sizin sektörünüzü nasıl etkiledi? Maalesef ki ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu anlamda biz de insanlarla sosyal mesafeyi korumak anlamında uzaktan çalışmaya yöneldik. Daha çok telefon üzerinden, internet üzerinden siparişlerimizi almaya başladık. O şekilde hizmet vermeye başladık. Etkilenmedik demek pek doğru olmaz, etkilendik. Ama sürece göre iyi bir durumda olduğumuzu belirtmek isterim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle insanlarımıza şu şekilde yalıtım olarak biraz da bilgi vermek istiyorum. Yani yalıtım grubunda yalıtım denince akla ilk mantoluma geliyor. Avrupa standartlarına göre bile bizim mantoluma onların 1/3 kadar. Yani bizim bunun yanında su yalıtımı olması lazım, ses yalıtımı olması lazım. Bunların bilinmemesi, yani bunlar zorunlulukmuş gibi yapılması biraz endişe verici. Çünkü bu artık bir sosyal sorumluluk projesi olması gerekiyor bence. Enerjiyi biraz daha düşürmek için, ülke ekonomisine de kendi cebimize de faydalı olmamız için biraz daha bu yalıtım konusunu iyi bilmek, iyi araştırmak gerektiğini düşünüyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.